Alo. Buyurun. Evet, nasıl yardımcı olabilirim size? Yemek yemeyen çocukların yatışını gerçekleştiriyoruz. Evet. Serum ve iğne takviyesi ile yemek yemediği için koldan ve bacaktan iğne vuruyoruz. Biz geliyoruz, evinizden alıyoruz. Hastaneye yatışını gerçekleştiriyoruz. Evet. 2-3 gün hastanede kalıyor. Annesinden babasından ayrı bir şekilde tek başına bir odada kalıyor. Yemeğini yiyene kadar orada bırakıyoruz. Bakıyoruz, evet yemeğinizi yiyeceğiz dediğinde, yemeğimi yiyeceğim dediğinde biz en kısa zamanda annesine babasına teslim ediyoruz çocuğu. Evet efendim. Evet, dediğim gibi serum da var, iğne de var. Evet. İsterseniz ambulansımızı oraya yönlendirebiliriz. Hastane ekip arkadaşlarımızı oraya yönlendirebiliriz. İstediğiniz zaman, istediğiniz saatte, gece gündüz her zaman gelebilirler. Evet. Ama bu durumda asla anne ve babasını kabul etmiyoruz. Çünkü çocuklar annesini babasını görünce daha çok şımarıyorlar, daha çok huzursuz hale geliyorlar. Onun için biz sadece bebeği ya da çocuğu alıyoruz, huzursuz çocukları alıyoruz, yemek yemeyen, uyumayan, kardeşini döven bütün çocukları alıyoruz, hastanemize getiriyoruz. Herkesin kendine ait bir odası var. Evet, televizyonu falan var. Odada tek başına kalıyor, yemek yiyene kadar orada bırakıyoruz. Hiçbir şekilde annesiyle babasıyla görüştürmüyoruz. Çünkü onu fırsat biliyor çocuklar. Evet efendim. Ben kayıt olayım, kayıt oluşturayım isterseniz. Ben kiminle görüşüyorum? Tamam. O zaman ben en yakın zamanda sizi bekliyorum. Yemek yemediği takdirde hastanemize bekliyorum. İsterseniz biz gelip alabiliriz sizi. Lütfen. Evet. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Sağ olun.